Kuş, kuşkusuz kesin dönüş Allah'adır. Öncelikle Allah'ın duayı haram kalmadı bütün Lübnanlı ve bütün dünyadaki temiz kalplere Allah rahmet etsin, rahmetin daim kılsın. Hem yaşamlarında hem ölümlerinde selamet içinde yaşasın. Bilin ki bu şu anda tam olarak belli olmazsa da Allah'ın takdiriyle büyük oranda açık. Azgınlığı Allah onlara o kadar açık uyarılar vermiş, o kadar açık ayetler vermiş, o kadar nebiler, kitaplar, o kadar büyük nimetler açmış önüne ki insanlara örnek olsunlar ama dünyaya tapan beyinsizler, dinlerini bozdukları gibi Allah'ın emrini tanımayıp zülme tüccarı e, oldular, yöneldiler. Bu yüzden Allah onları şiddetli geçmişte bir takım azaplardan geçirdi İsrailoğullarına. Ve yine imkan verdi Allah. Yine bu zulmü yapmaya koyuldular ve ikincisinin vakti geldiğinde sizi ilkin ilk, ilk yaptığı gibi evlerinin arasında arayıp sizi ele geçirdiklerini yok etsinler, sizi çıkar çıkarsınlar o e, insanlara çıkardığınız gibi insanlara zulüm ettiğiniz gibi sizi alaşağı etsinler diye güçlü kollarımızı üzerinize göndeririz Rabbimiz bu Lübnan'a saldırı evet ciddi anlamda üzücü ama sakın yeyse sakın üzüntüye kapılmayın şeytanın fitnesine düşmeyin çünkü gerçekten müminlerseniz kesin zafere ulaşacak olan sizlerseniz zaten Allah Resulü'nü göndermekle bugün çok büyük bir mükafat çok büyük bir nimeti içinizden çıkardığını henüz anlamadınız bu İsrail'in inşallah bu çıban başının oradan sökülüp atmasının kendi elleriyle attığı imzadır Allah'tan başka galip elbette ki olmaz bu yüzden Müslümanlar derhal etraf Doğru bir şekilde kenetlenelim, Rabbimizin emrini e, sımsıkı tutalım ve bakın gözümüzün önünde depremde bina nasıl çalkalanıyor ve olaylar peş peşe geliyor. İşte 2020'de daha neler göreceğiz gibi saçmalıkların arkasına sönüyor insanlar. Oysa Allah açık ayetiyle Allah bir nebi göndermiş değildir hiçbir ümmete ne yapması dışında onlar o dünyaya taptıkları o rezil ateşe koştukları o rezil halden durup uyanmaları için onları darlıkla sıkıntıyla tutup yakalaması dışında bir nebi göndermiş değildir. Ama insanlar ekseriyeti Allah darlığı verir az, az ferahlığı gördüğünde tamam der benden gitti bu der de düşer. İnşallah ki Evet, Lübnanlı kardeşlerimiz, bütün Müslüman diyarları, bu bizim dürüstlerin daha sıkı kenetlenmesi için, Rabbimizin kolaylık içinde verdiği, zorluk içinde verdiği kolaylığa binaen, inşallah bize e, mükafata dönüşecektir, hayırlar getirecektir. Biz e, dostumuzu, düşmanımızı tanıyalım. Gerçekten bugün çözüldüğü anda, gerçek anlamda e, bunun e, faili belli olduğu anda, aksatmadan derhal derhal her yerden füzeler. Hmm, o kim yaptıysa oraya İsrail oldu. Çok açık da hala kapalı olduğu için isim kim yaptıysa diyelim. Belli olduğu anda tüm hedeflerine, füzeleri dikin ve misli kadar, fazla değil, misli kadar bir tanesine karşılık verin. Eğer yerinde rahat durmazsa ülkesini baştan sona yerle bir edeceğini tehditinde tehditiyle beraber bir an aksatmayın. Aksattığınız anda bakın ilk saldırı, ilk ta yıllar önce geldiğinde işte onların bir eski başbakanı bir saldırıda bulunduk diyor işte Fili, Kudüs, Filistin'e Müslümanların aya, ayağa kalkıp üzerimize geleceğini zannetmiştik diyor o gece sabaha kadar yatamadık. Sonra baktık Müslümanlarda çıt yok biz anladık ki bu Müslümanlar kaflet haline bölünmüş Müslümanlardır ondan sonra arttırdıkça saldırılarımızı daha e, korkusuzca e, daha güçlü bir şekilde yaptık. Bunu asla unutmayın. Allah bize güçlü bir sizde kuvvet bulmaları için yakınızdaki kafirlere sert darbe indirin. Yani biz siz yumuşak davranıp korkuyor gibi gözükseniz it dahi gelip peşinize ısırmayacak. Kuyruğunu kıstırıp kaçacak it. İtrail zaten deniliyor. Buradan doğrudan benzerlikleri aklımızda tutalım. It kuyruğunu kıstırıp kaçacakken sen Kaçtı, korktuğunu gördüğünde sana sal, gelip saldırıp ısırır. Bu yüzden ne Amerikası, ne Çin'i ne olsun ne Ulus'u Rabbimizin müjdesi. Tıpkı Ahmet Aleyhisselam ve onun yanındakiler Bedir'de o kadar güçsüzken, o kadar hiçbir imkanları yokken Allah yardım edip, nişanlı meleklerle yardım edip, o e, kendi gücüyle, imkanıyla, sayısıyla ölen düşmanların alaşağı ettiği gibi, yardım ettiği gibi açık bir şekilde bize de Rabbimizin yardımı biz doğru olduğu istikamete takip ettiğimiz sürece bizimledir. Bu haseple biz e, yardıma ehil olacak hal tutum da olalım ve bizi o iman e, biz, biz o imanı bozacak hali kendimize sökelim. Allah'tan sen meddet ummayalım. Resulü artık aranızdayken etrafında toplanalım. Yani siz Allah'ın rahmeti, rahmet etmesi bakın bu kadar zalimler ne planlar yapmışlar. Çizgi filmlerinde önce gösteriyorlar, mesaj atıyorlar. E, ağlaya alır gibi tavır içindeler. Ama gerçek bir birliktelik görseler, gerçek bir karşılık görseler, bırakın öyle hain saldırılar yapmayı, zalimlik yapmayı, oldukları yerde titrerler. Zaten titresinler. Onların artık tamamı söküp e, bedellerini ödeme zamanı ikincisini geldi. Siz dürüst olursanız Müslüman alemi bakın bu kadar olaylar sizin uyanmanız, dünyaya taptığınız o Amerikası, İsrail'i, İngiltere'si peşine düştüğünüz batı doğu hayranlığından uyanıp size verilen elmasın milyar sayısız kat üstündeki bu nimetin farkına varmanız o saçma salak e, cehennemden başka yere çıkarmayan şeytan ve avarelerinin uyduruk yollarını sevmekten vazgeçmeniz, Allah'ın bize bahşettiği bu nimetin sahip çıkmamız için artık yeterince olay yaşandı diyelim inşallah. Daha beterleri yoksa gelmesi kaçınılmaz olur. He, yine uyanmazsan cehennemi boylayanlardan olursun. Allah'ın dilemesi dışında hiç kimseye ölüm yoktur. Bu yüzden kimseden Müslüman korkmaz. Gerçek anlamda Allah kime yardım ederse ona üstüne galip gelecek yoktur. Bugün ülkemizin bir takım Afrika'da, Orta Doğu'da yeniden Müslümanların bir etrafında toplanma için e, seslerin çıkması bu Rabbimizin bize açık yardımıdır o vakit geldiğinde inşallah Müslümanlar tamamen birleşecek. Hiç bir tane ülkemizin bir tanesine bir tane üst bırakmayacağız. Bir tane bu denizlerimize yani ancak bir gezi amaçlı, seyahat amaçlı bilmem böyle masum, tamamen masum öyle ajan, ajan değil. İnsanların gezip dolaşması, işte Müslümanlığı tanış, tanıması için dışında Öyle savaş gemileri, uçakları, jetleri yakınından ne hava sahası ne deniz sahası yakınından dahi girmeyecek. En ufak bir zulüm yapan kendi içinde bir devlet de olsa bütün devletler inşallah hilafet çatısı altında birleşecek. Ona karşı duracak ve ona gerektiği şekilde onun yakasına yapışılacak, tokatla atılacak ve fitne derhal yok edilecek. Keza Çin'den İsrail'den, İngiltere'den, Amerika'dan, Fransa'dan, Çin hangi diğer hangi ülke kim nerede bir zulüm yapıyorsa mazluma ona gereken nota verilecek. Müslümanlar kendi içinde ticaretini, ticaretini çevirecek, kendi içinde güçlenecek ve bu artık kayıt altında olan artık bu haller kıyamete kadar utan, unutan ahmak sayılacak ve o da cehennemi boylayanların içerisinde cehenneme layık görülecek ve en büyük belada zaten hesap gününde karşısına çıkacak bütün bunlar Rabbimizin artık gerçekle hakla batılın ayrılması için izin verdiğidir. Allah'ın dilemesi dışında bir şeyin olması mümkün değildir. Sinek dahi ısırmaz. Bırakın bu kadar insan e, yaralanması, ölmesi, yaş e, olayların yaşanması elbette Allah sebepler dahilinde e, Fırsat verir, bizi bırakmıştır bir zamana kadar. Biz düşmanımız, biz güçlenirken, füze yaparken, onu yaparken, onu yaparken, uçak yaparken, biz lay, lay long, kendi içimize gruplaşma, ahmakça, onların hayranlığına saçma sapan yollar ararsak, Allah işte o senin akılsızlığın belaz cezasını günü geldiğinde sana ödetir. Bu yüzden Müslüman da ön, bırakın geride kalmayı en önde örnek olan kişidir. Evet bir takım belki e, şimdiye kadar e, teknoloji anlamında şey olmadı. Bir bazı e, noktalar kaçırıldı ama bu demek değil de o yakalanmayacak. Bu demek değildir. Onların çok önüne geçilmeyecek. Çünkü gerçek ilim zaten Allah katındadır Başarı önünü açar, kısar Allah'tır. Siz yeteri kadar mücadele eder, istekte bulunur gerçek anlamda başarı Allah'a nispet ederek çalışırsanız, hem size en güzel başarı Allah'ın razı olduğu hal üzere başarı gelir. Bakın başarı yani Allah haramen bir şey elde eden Allah'ın rızası olmadan onlar aslında bela kazanıyorlar. Bunu da daima hatırlayalım. İnşallah ki bu nimetin, bu şeyin etrafında toplanalım. Korkmayalım. Allah'tan başka kuvvet yok. Allah'tan başka güç yok. Sakın umutsuzluğa, sakın hüzne, sakın korkuya kapılmayın. Çünkü Allah'ın dilemesi dışında yazmıştır bunu açık ayetinde. Bakın Ali İmran'da açık ayetinde yazmıştır. Gerçekten Allah'ın en büyük mükafat verdiği müminler nevilerle beraber nice şekilde mücadele etmişler, savaşa katılmışlar, korkmamışlar, yılmamışlar, üzülmemişler başlarına gelene ve Allah yolunda duaları işte Allah'ım ayaklarımıza sabit kıl, işimizi, taşkınımızı bağışla, günahlarımızı bağışla, ayaklarımızı sabit kıl, bizi bütün kötülüklerden inşallah korkulardan arındır, rahmet kalbimizi doldur, selamet doldur, bize Kadından yardım ihsan et. Bakın Rabbimiz nişanlı beş bin, beş bin melek müjdeliyor. Kalbimizin yatışması için aniden bakın aniden düşmanla size aniden başka. Aniden ne demek? Tam olarak uçağın Subhanallah orada üç bini zaten müjdeliyor ve yerine getiriyor Subhanallah. Ve burada aniden bir durum olursa aniden bak bombaları uçaklar düşünün. Nişanlı 5000 melek müjdeli Bu yüzden Galip olan zaten Allah'tır ve Resulüm ben ve Resullerim galibiz. Ölüm zaten bize gelecek. Bundan hiçbir şeyimiz yok, korkumuz. Ancak nasıl Allah'ın razı olduğu hal ile ölmek isteyelim. Zira o zaman ölüm kolay olur, güzel olur. Ölümle beraber nimetler başlar. Aksi halde zaten öleceğiz. Allah'ın razı olmadığı kişi ölümle beraber artan helak süresince bir, bir kendini bir şeyin içerisinde bulur bu haseple inşallah birleşelim bunu artık şeye çevirelim. Rabbimizin zorluğun içerisinde kolaylık vardır. Herkesi gereğince kenetlenmeye çevirelim, yardıma çevirelim, desteğe çevirelim. Doş, düşmanımızı artık alışverişten tutun. Onlara hiçbir sevgi gösterisinde bulunmayalım. Bugün Çin en büyük zulmü yapıyor. Doğu Türkistan'ı kardeşlerimize, dinde, soyda kardeşlerimize onlara o zulmü durun diyelim, haddinizi bilin diyelim, İsrail'e, Fransa'ya, onlar hepsini oradan söküp atalım. Nasıl yapacağız bunu? Çok zor değil. Evvela hepimiz Kur'an'ı, kitabımızı kendimize hudut yapacağız. O Allah'ın pislik dediği, dinimizi bozduğumuz için Allah'ın yardımını bizden uzak tutan şirkleri temizlemenin başka yolu yok. Kitabı hudut yapacağız, Resul'ün etrafında toplanacağız, ve e, gideceğiz Afrika'ya Kur'an'ın ayetlerinin üzerinde düşünmesi için gidip onlara bu imkanı götüreceğiz. O biz onları uyandırdığımızda normal gıda, bir çeşitli yardımlar elbette yapalım. Rabbimizin razı olduğu ve emrettiğidir. Ama bize bizim onlara yapacağımız en büyük yardım onları uyandıracak, onlara e, akıl, aklı çalıştırmayı üretecek, cesaretlerini pekiştirecek ve istikameti onlara öğretecek akla o bilgileri, ayetleri, bu nimetleri onlara ulaştırmak, onlara yapacağımız en büyük iyilik olur. Kendimize yaparız aslında da bu kardeşlerimiz de bundan faydalanır. Rabbimiz kat kat iki taraflı nimetlerine ihsan eder. Biz bunu yaptığımızda Afrika'da sen oraya gitmeden senin ona vereceğin bir pompalıyla dahi o kendini bir halt sanan, sömürgeci, korkak, dünyaya tapan beyinsizleri onların arkasına bakmadan e, kaçırtırlar, kovalarlar Allah'ın izniyle. Biz uyandıralım bütün kardeşler, bu, bu, gruplaşmalar, cemaatler, isimler, tarikatlar, o bu işi hepsini silin, tamamını silelim ve Rabbimizin emri üzere toplanalım. Rabbimizin rahmetini isteyelim. İnşallah ki bu olaylar artık uyanmamıza, tamam birleşmemize artık sebep olur da daha büyük olaylar, daha şiddetli olaylar devam eden olayların mağdur olmaktan korunuruz ki Allah'ın bakın açık bunu iyi dinlerseniz açık ayette Allah'ın bir uyarıcı göndermeden, müjdeci göndermeden gönderdiği vakitte halkı sıkar ki kim muhatap olacaksa bütün dünyanın şu anda olayların dünya nazarında gelişmesi de son risaletin bütün dünyaya işte doğrudan muhatap olmasındandır. Elbette ki hangi saydığımız ülkeler, Çin, Amerika işte hangi ülke biz sayıyorsak buranın bu mevcut zulüm yapan rejimini kastediyoruz. Yoksa dürüst olan iyiliği isteyen, adaleti isteyen oradaki kim olursa olsun onlar bizim dinde kardeşimiz. Onlar ancak biz değil onların kötülüğünü kendimiz gibi iyiliğini isteriz. Bu bunu da inşallah oradaki insanlar iyi bilsinler. Yani zalimin yanında ancak cehenneme gidersin ancak kendine kıyarsın. Onlar da elbette zalimleri, Dürüst az bir iyiliği olan hiç kimse tutmaz ve sevmez. Bu Rabbimizin bu haberini artık işitin. İnşallah ki bu uyanmamıza ve gerektiği şekilde toparlanmamıza ve inşallah ki o ikincisini vakti gelmesiyle İsrail'e o kanseri oradan söküp atmamıza bir müjde olarak inşallah ki Rabbimizin bir yardımıyla müjdesi olur ama biz değerini bilir Rabbimizin bu emrinin, Risalet'in etrafında toplanırsak batılın üzerinde duran Bugün değilse yarın kesin yıkılır ve cehennemi boylar. Bugün azgınlara Allah iz vermesi. Yani Allah onları tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyor. Hayırlı olan Allah'ın tuzağıdır. Yani dürüst olanlara, hayır üzere olanlara hayırlar getirir. Azgınlara, zalimlere perişanlıktır. Allah'tan başka galip zaten yoktur. Haydi Resul'ün etrafında toplanan, haber verilen kişinin kendisi bu dünyada olan olayların bütün esas cevabı Risaletin en büyük haberin hamdolsun geldiğidir şu anda işittiğinizde bir zaman sonra Allah her şeyi kuşatır kuşatandır daha iyi anlayacaksınız ama şeytanın hileleri bir takım olaylar sizi sakın koymasın gerçekten yoksa yorulur kendinize yazık edersiniz Rabbimiz rahmet size bize bütün dürüstlere iyilere rahmet olması için ihsan etti bu nimeti inşallah değerini bilelim değerimize değer katalım Allah duayı haram kılmadı bütün bütün kullarına vefat eden ya da hayatta olan rahmetini, selametini, esenliğini ihsan etsin, günahlarımızı bağışlasın ve bizi cennetine, salih kulların arasına kalsın. Cennete ulaşanı zaten dünyada ne yaşarsa yaşasın, nihayet en büyük başarı Allah'ın rızası ve belki cennete ulaşmaktır. Dünyada ne kadar büyük bir imkan olur, sahip olursa olsun, nihayet öldüğünde, geberdiğinde, o cehenneme gidecek kişi o dünyadaki imkanlar ancak onun zararını arttırma sebebi olur. Ne kötü bir değişimdir. Hak geldi artık batıl. Yıkılmaktan başka hiçbir çare bulamaz. Bütün bu olanlar hakla batıl. Keskin şekilde ayrılması içindir. İnşallah et, hakkın etrafında toplanalım. Hak zaten geldiğinde batıl. Yıkılır ve cehennemi boylar. Evet ey zalimler, kafirler yenileceksiniz. Ve cehennemi boylayacaksınız. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadden caymaz. Resulullah aleyhisselam. Görüşmek üzere inşallah.